Bastondan cam siliyordum mesela. Bu hastalık bana yakışmıyordu. Kayhan Bey'i gördükten sonra bu adam bu işi yapar dedim. Hayatı çok seviyorum. Torunumun gelin olmasını görmek istiyorum. Bence de yeni bir hayata başlayacağız gibi geliyor bundan sonraki hayatı. İsmim Mine Gülener. İstanbul'dan geldim. 78 yaşında girdim. Sağ dizimden 11 sene evvel bu ameliyatı geçirdim. İki dizimden birden olursam çok sancılı olur, kilom var diye. Doktorum da yapmak istemedi, ben de istemedim. 11 sene çekeceğim varmış, eve kapandım. Çok az gezdim. Doktordan doktora giderken işte koronaları atlattık, kiloları veremedik. İyice yerleşti. Doktorum görür görmez televizyonda ben bu işi yaparım dedim. Çünkü benim soracağım bütün soruları telefonla cevaplıyordu Kayhan Bey. Bastondan cam siliyordum mesela. Çok hareketli bir insanım ben. Yani bu hastalık bana yakışmıyordu. Evde oturmak, gelen giden olmuyordu, rahatsız ederiz diye. Halbuki ben gelen giden siz yapamam yani. Oğlum geldi. Anne dedi İstanbul'da doktor bitti, Bursa'ya mı gideceksin? Ben doktoruma inandım. Ben sen götürmezsen ben kaçar giderim dedim. İsmim İlker Gülener. Hastanın oğluyum. Ben konuyla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptım. 28 tane soru sordum ve beni en çok etkileyen şey şu oldu. Bıkmadan, usanmadan benim kafamda en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde her birine cevap verdi. İstanbul'daki hatır sayılır hastanelerin profesörleri ve doçentlerine de danıştım konuyla ilgili. Onlar da hocamızı hem Robotik Cerrahi Derneği Başkanı olduğundan dolayı çok iyi tanıyorlar, hem de yayınlarından dolayı çok iyi tanıyorlar. Bana söyledikleri cümle aynı şu: gözün kapalı, doktora annene emanet edebilirsin. Ben o rahatlıkla buraya geldim. Kayhan Bey'i gördükten sonra bu adam bu işi yapar dedim. Çok kararlı, inandırıcı. Oğlum ona sual sordu, hepsine tek tek cevap verdi. İstanbul'da hemen randevu aldık, Kağıthane'deki hastaneye. Röntgenim çekildi. Birbirimize hayran kaldık, sarıldık, öpüştük. İkinci hafta buradayım. Koşa koşa geldim, şarkı söyleye söyleye. Ameliyattan sonra da It's Now or Never'ı söyleyerek yatağıma yattım. Ameliyatımı oldum. 2 saat sonra yürümeye başladım. Epidural istedim. Hay hay yaparız dedi. Narkoz olsaydı bana olmazdı. Vallahi bugün kendim yürüdüm. Dün ameliyat oldum. 12 saat sonra kendim tuvalete gittim. Ben hiç ağrı çekmedim. Çok memnunum. 10 sene evvelki ameliyatla bu sene ameliyat çok değişik tabii. Aletler çok güzelleşmiş. Şu anda bakın tedavi ediyor beni. Masaj yaptırıyor. Ayağı kaldırıyor. İyiyim iyiyim. Yıkılmadım ayaktayım diyeyim. İnanılmaz bir şey. Bir gün oldu ameliyat olalı ve bir günün sonunda annem 5 defa yürüdü ve yıllar sonra ilk defa merdiven çıktı. Ben aynı zamanda müzikle de uğraşıyorum. Beraber çalıştığım şarkıcının çok güzel bir şarkısı vardır. Başlamak lazım yeni bir hayata diye. Anneme de o şarkıyı emanet ettim. Annem benim kahramanım. Bence de yeni bir hayata başlayacağız gibi geliyor bundan sonraki hayat. Hayatı çok seviyorum. Torunumun gelin olmasını görmek istiyorum. Hayatı sevince her şey güzel. Sevgili doktorum hoş geldi. Her şey için hastanenize, ekibinize ve bilhassa size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.